Dostlar merhaba. Yeni bir konu, yeni bir heyecan, yeni bir bilgi. Buyurun başlıyoruz. Bugünkü konumuz akü, sigorta kutusu, karavanda 12 volt kullanım arkadaşlar. Bir önceki videoda güneş paneli, MPPT şarj cihazımız ve akü arasındaki kablo kesiti ve sigorta değerleri hakkında bilgi vermiştim. Bunların nasıl bağlanacağını anlatmıştım. Bugünkü konumuzda aküyü şarj ettik. Peki bu enerjiyi nasıl kullanacağız? Bununla alakalı bilgi aktaracağım arkadaşlar. Buyurun başlıyoruz. Arkadaşlar, prensip şemamız aküden sigorta kutusuna, sigorta kutusundan fanlara, aydınlatmalara, prizlere ve diğer cihazlarımıza şeklinde projelendirmiş olabiliriz. Fakat bunun hesaplaması yaparken tersten yukarı gitmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü yükler toplana toplana aküye ulaşacak. Yukarıdaki akü sigortasını vesaire aşağıdan gelen yüklerin toplamına göre gideceğiz. O yüzden biz tersten yukarı doğru gideceğiz arkadaşlar. Planlamamızı böyle yapalım. Arkadaşlar daha önceki videomda bahsetmiştim. Akım hesaplaması ile alakalı. Akım eşittir watt bölü volt. Bunu karavan defterimize bir yere not edelim. Bu bize önemli. Lazım. Her zaman ihtiyaç duyacağız. Sigortalarımızı bu formüle göre dizayn ediyoruz. Kablo kesitlerimizi bu formüle göre dizayn ediyoruz. Formülü unutmayalım arkadaşlar. Akım eşittir watt bölü volt. Konuyu tam olarak bilmeyen arkadaşlar, bir önceki videoda bununla ilgili anlatım yapmıştım. Önceki videolara geçip oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, böyle bir şema hazırlıyoruz. Sol tarafta yüklerimiz, aydınlatma, priz, ısıtıcı, pompa, fan vesaire vesaire. Sağda watt değerleri, formülümüze göre akımlarını hesaplayacağız. Daha sonra da kablosunu hesaplayacağız. Arkadaşlar, örnek bir dağıtım projesi yazdık. Aydınlatmamız 15 watt, prizimiz 40 watt, ısıtıcımız 80 watt, pompamız 36 watt, fanımız 30 watt. Bu değerlere göre biz hesaplamamızı yapalım. Formülümüz akım eşittir watt bölü volt. Bunu kullanarak akımlarını hesaplıyoruz tek. Evet, akım eşittir watt bölü volt formülünden akımlarımızı hesapladık. Burada farklı yükler olabilir. Bütün hepsi için bunları yapacağız arkadaşlar. Watt bölü volt formülünden akımlarını hesaplayacağız. Bu bizim sigorta değerlerimizi verir aynı zamanda. Örneğin aydınlatmamız 15 watt gücünde. Bu aydınlatma 1,25 amper akım çekiyor. Tabii 1,25 amperlik akım sigorta piyasada yok. 1,25'in üzerinde ne var? 2 amper var örneğin. Buraya 2 amperlik sigorta takacağız. Prizde 40 watt yük planlamışız. Tabii prizlerin hepsini ayrı ayrı kablo çekeceğiz arkadaşlar. Kimisi şarj cihazı olacak, kimisi başka bir şey. Her prizi ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Buradaki örnekte 40 wattlık bir güç düşündüğümüz priz için 3,3 amperlik bir akım çekeceğini, bunun da 3,3 amperin üzerinde hangi sigorta varsa onu takacağız arkadaşlar. Isıtıcımız 80 wattlık 6,6 amper akım çekti hesaplandı. Pompamız 36 wattlık 3 amper akım çekti hesaplandı. Fanımız 30 watt 2,5 amper akım çekiyor. Şimdi gelelim kablo kalınlığı nasıl hesaplanıyor? Kablo kalınlığından önce şu akımları bir yukarı yuvarlayalım. Bunları düz hesap yapalım. Evet arkadaşlar, akımlarımızı bir üst kademeye yuvarladık. Bunlar bizim toplam akımımızı verecek. Arkadaşlar burada bir şemamız var. Şu kısım alternatif akım bizim için önemli değil. 0,75 ve 1'lik kabloları kullanmıyoruz arkadaşlar. En küçük 1,5 mm'lik kablodan başlıyoruz. Buradaki akım değeri, bizim az önce hesapladığımız akımlar burada hangisine uyuyorsa bir üstteki değerdeki kabloyu kullanabiliriz. Buradan kablolarımızı seçebiliriz. Genelde 1,5'luk kablo, 2,5'luk kablo gibi de denk gelecektir. Hesaplarımızda. Buna göre hemen uyarlamasını yapalım. Arkadaşlar kablo kesitini hesapladım. Formüldeki 10 değerini 20'ye çevirdim. Bu bizim 10 değerini verdiğimizde gerilim düşüm hesabında 0,3 voltluk bir gerilim düşümüne müsaade ediyor. 20 olduğunda 0,6 yani yarım volttan biraz yukarı gerilim düşümüne müsaade ediyor. Bu da bizim kablo kalınlığının biraz daha ideal boyutlara inmesini sağlıyor. Yoksa 2,5'luk kablo karavan içerisinde fazla kalın olacak ve çok da gerekli değil açıkçası. Yani aydınlatmanın 12 voltla 11,5 volt arasında çalışması çok da bir şey değiştirmez. Bu diğer cihazlar için de geçerli. Arkadaşlar yüklerimize göre watt hesabından akımı çıkarttık. Akımdan da kablo kalınlıklarını hesapladık. Bu kısım bitti. Şimdi sigorta dağılımı yapmış olduk burada. Şimdi bir üst kademeye geçeceğiz.
Sigorta panosunda böyle bir sigorta kutusu kullanabiliriz. Üzerinde LED aydınlatmalar var. Sigortanın enerjinin sigortanın atık atmadığını LED ışıklardan görebiliyoruz. Ortada kırmızı ışıklar var. Bu sigorta panosu derli toplu güzel bir pano. Tavsiye ederim. Bundan kullanabilirsiniz. Şimdi dağıtımı çizelim. Evet arkadaşlar, yüklerimizi yazdık sigorta kutumuzun etrafına. Evet, sigorta dağılımını yazdık. Bir önceki hesaplamamızda kabloların 1,5 mm kare olduğunu hesaplamıştık. Şimdi bağlantılarında bu şekilde yapılacağını. Artı uçlar arkadaşlar sigorta kutusuna bağlanacak. Tüm eksiler eksi barada toplanacak. Evet, anlaşılır herhalde. Şurası eksi giriş. Arkadaşlar bu da artı giriş. Evet arkadaşlar, artı giriş, eksi giriş, eksi bağlantıların toplandığı Clemens tablosu. Sigorta çıkışlarında artılar bunlar. Ortadaki ledler de sigortaların aktif ve çalışır olduğunu gösteriyor. Sigorta kutusu dağılımı bu şekilde. Arkadaşlar kablolarımızı söylediğim gibi 1,5 mm kare hesaplamıştık. Kablolarımız yanmaz sınıf olması gerekiyor arkadaşlar. Standart ev kabloları, ev elektrik kabloları burada kullanmayalım. Çok telli, halojen free olan kablolar kullanalım arkadaşlar. Kablomuzun çok telli kullanmaktaki amacımız çok telli kablolar araba hareketli olduğu için esnemeye daha müsaittir. Tek damar kablolar kırılabilir zaman içerisinde, yani uzun zamanlar sonra kablolar zarar görebilir. Çok telli kablolar daha yumuşaktır ve harekete daha müsaittir. Şimdi arkadaşlar bir önceki hesap yaptığımız şemaya dönüyoruz. Burada bizim için önemli olan akım değerleri. Bunları üste yuvarlamıştık. Bu akım değerlerini arkadaşlar topluyoruz. Bu bizim ana sigortamızın değerini verecek. Sigorta panosuna gelen ana sigortamızın değerini verecek. 2, 6, 12, 13, 16, 19 amper. Bunu da bir üste yuvarlayalım. 20 amperlik ya da 25 amper yapalım. 25 amperlik sigorta. Toplamda 25 amperlik. Araya başka şeyler ilerleyen zamanda gelebileceğini düşünüyorsanız bu değeri biraz daha yukarı yuvarlayabiliriz. Yani sonuçta bu bizim ana sigortamız olacak. Sigorta panosundan akımlar dağıldığında toplam akım ana sigortanın değerini veriyor. Yani olabilecek, siz ileride ben buraya başka cihazlar ekleyebilirim, başka şeyler takabilirim diyorsanız onları da varsayarak ana sigortanın değerini biraz yüksek tutabilirsiniz. Evet, ana sigortanın değerini mesela 30 ampere çıkarttık. İlerleyen zamanda başka şeyler ilave edeceğimizi düşünerek. Arkadaşlar bu bir varsayım proje. Hayali bir proje. Değerleri de biraz kafadan salladım. 30 ampere, yani nasıl matematiksel hesapları yapıldığını anlatmak maksatlı yapıyorum. Siz kendi kararınızda bu değerleri yüklediğinizde bu değerlerin daha üstüne çıkacaktır. Ben rakamları küçük tutup kafayı karıştırmamak için basitleştirmeye çalışıyorum. Siz de ana sigortayı 30 amper olarak düşünmeyin yani. 30 amper sigortayı nereye takacağız? Arkadaşlar ilk baştaki şemamızda dedim ya, tersten yukarı doğru gidiyoruz. Cihazlarımızın akımlarını yazdık. Kablolarımızın kesitlerini hesapladık. Sigortamızı ona göre dizayn ettik. Ana sigortamız arkadaşlar buraya geliyor. Kaç amper demiştik? 30 amper. İşte az önce ana sigortanın toplam değerini hesaplamıştık 30 amper diye. Şimdi akümüzün artısından ana sigortaya giriyoruz. Ana sigortanın çıkışını arkadaşlar, bu sigortanın girişi artısı buradaydı. Artıya giriyoruz. Eksi bağlantısında aynen şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ve alttan dağıtımlarımızı bir önceki çizdiğim şekilde yapıyoruz. Bu şekilde aküden ana sigorta ve sigorta kutusu, daha sonra kullanım dağılımını yapmış olduk arkadaşlar. Burada ne kaldı? Ana sigortada kullandığımız kabloların kalınlığı. Biz bir önceki hesaplamamızda 30 amper olarak hesaplamıştık. 30 amper burası arkadaşlar. 4 mm kare kesitli kabloya denk geliyor. Fakat kablolar kalıcı olacak. İlerleyen zamanda kabloları değiştirmek sıkıntı. İlerleyen zamanda da
Karavanımıza ne tür tesisatlar takviye ederiz, ilave ederiz bunu bilemediğim için örnek veriyorum, klima takıldı. 12 voltluk bir klima taktık. Yüksek akım çekme ihtimali var. Bunları varsayarak kablo kesitlerini hesaplayalım arkadaşlar. Yani biz 50 ampere çıkar mıyız? 70 ampere çıkar mıyız? Bunları düşünelim. Örnek veriyorum, 70 ampere çıkma ihtimalimiz olabilir düşüncesiyle ben size tavsiyem 10'luk veya 16'lık kablo takın. Kalın kablo takmanın bir zararı yok. Sadece biraz fiyat farkı ödersiniz. Ama 16'lık kabloyla 90-100 ampere kadar ana sigortada, ana tesisatta akımları kaldırabilecek kadar kapasitede güçlü bir kablonuz olmuş olur. 16'lığın altında ana tesisatta da kablo kullanmayalım arkadaşlar. Evet. Aküden sigorta panosuna gidecek tali bağlantılarımız 16 mm kare olarak belirlendi arkadaşlar. Burayı da böyle noktalıyoruz. Arkadaşlar konuyu toparlayacak olursak karavanda kullanacağımız yüklerimizi yazdık. Bunların watt değerlerini yazdık. Formülümüzde bunların akımlarını hesapladık. Listemizden kullanılması gereken kablo kesitlerini hesapladık. Akımları toplayıp toplam ana sigorta akımımızı tespit ettik. Tespit ettiğimiz ana sigorta akımına göre ana kablomuzun kablo kesitini tespit ettik. Arkadaşlar ve projemizi sonlandırdık. Arkadaşlar kablo bağlantılarını da kablolarımızı bağlarken montaj elemanlarını, kablo vidalarını güzel sıkıştırın. Gevşek kalmasın. Elinizde kabloyu hafiften çekin. Yumuşaklık, gevşeklik kesinlikle olmaması gerekiyor. Kullanılacak kablolar ev elektrik kablosu olmasın. Halojen free yanmaz kablolar kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yanmaz kablo derken silikonlu kablo değil arkadaşlar. Silikonlu kablo zaman içerisinde sertleşir ve en küçük darbede silikonlu kablo yırtılır. Çok güvenli kablolar değil. Antigron kablo silikonlu kablodan daha güvenlidir bana sorarsanız. Halojen free olan yanmaz veya yangına, ateşe dayanıklı kablolar var arkadaşlar. Bunlardan kullanmanız gerekiyor. İnternette bakın, kablo firmalarında yangın tesisatlarında kullanılan kablolardır bunlar. Dediğim gibi silikonlu kablo değil arkadaşlar. Silikonlu kabloyla yanmaz kabloyu karıştırmayalım. Halojen free kablolar aynı zamanda tutuşma vesaire durumunda alev yürümez cins kablolardır. Yani yanmaz anlamında hiç alev almaz değil. Yansa bile alevi yürümüyor üzerinde arkadaşlar. Kendi kendine sönen kablolardır bunlar. Isıya ve ateşe dayanıklı kablolardır bunlar. Bu tür kablolar kullanmamız gerekiyor. Arkadaşlar elektrik panosunda dağıtımdan sonra son bir 12 volt bağlantısı ile ilgili bilgi vereyim. Arkadaşlar şematik bağlantımız şu şekilde olacak. Güneş panelinden MPPT şarj cihazına, MPPT şarj cihazından artı baramız arkadaşlar. Artı baramızdan akünün artısına bağlantı sağlanacak. Artı baramızdan sigorta ana sigortaya, ana sigortadan sigorta dağıtım kutusuna gidecek. Arkadaşlar eksi bağlantı şarj kontrol cihazından eksiye, buradan sigortamızın eksisine, sigorta kutusuna da dağıtım kutusuna, dağıtım şeklinde yapılacak. Artı bara ne işe yarar? Artı barayı kullanmayıp bütün bağlantıları akü başından alabiliriz ama kablo kalabalığı olacak. Artı barayı kullanırsak burada Clemens tablosu var artının üzerinde. Bunun buraya bir de arkadaşlar akü şarj kontrol cihazı gelecek. Yani dışarıdan 220 volt aldığımızda aküyü şarj etmek istediğimizde oradan gelecek artı akü besleme kablosu artı baraya gelecek. Arkadaşlar konumuz bu. Videoyu da fazla uzatmayalım. Herkese selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek, buluşmak üzere. Sağlıcakla.